sözlü rivayet hadis tarihinde çok net olarak anlatılmış, anlaşılmış, çok bilinen bir meseledir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir ara hadislerin yazıya geçirilmesini yasaklamış. Bilahare ahir ömründe bu yasağı geri aldığını, hadislerin yazımına izin verdiğini gösteren rivayetler de var. Burada bir dolayısıyla mesele hadisin yazıya geçirilmesi, aktarılması, güvenilirliği meselesi değil. Mesele hadisten hüküm çıkartma meselesi. Yani hadislerin yazıya geçirilmesine, hatta Hazreti Ebubekir de itiraz etmiş bir dönem. Hazreti Ömer de itiraz etmiş bir kaygı dönem. Kur'an-ı Kerim'in önüne geçmesi kaygısı mı? Hazreti Peygamber sonradan serbest bıraktıysa Ebubekir ile Ömer niye itiraz ediyor? Niye itiraz ediyor? Çünkü kontrolü çok kolay bir şey değil. Sonradan peygamber serbest bırakmış. Serbest bırakması emir değil. Serbest bırakması özel bazı kişilere verdiği izinlerden anlıyoruz. Serbest bırakma mı diyorsunuz siz? Bazı kişilere verdiği özel izin genel yazım yasağını kaldırdığını gösteriyor. En azından ama bu Ebubekir ile Ömer devam ettiriyorlar peygamberin kaldırdığını. İhtiyaten böyle bir karar almışlar. Ya bu söylediklerinizin ne kadar çelişkili olduğunu farkındasınız. Hiç çelişki değil o sizin kafanızda. Dinleyenler karar versin.